Bismillahirrahmanirrahim. Salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Seni zorladığı halde defi hacet yapmamak zamanla hissi sıkıntıya vesile olduğu gibi, tuvalet ihtiyacın var, gitmiyorsun. Zorladı sıkıntıya, otobüstesin. Seni hissi sıkıntıya soktuğu gibi, tövbe ile atılmayan günahlar da imana hissi sıkıntı vermeye ve çoğaltmaya vesile olur. Sıkıntının bir sebebi de geçmiş günahların tövbe ile atılmamasından kaynaklanıyor. Misal, tuvalete zorlanıp atmamak sıkıntıya vesile olduğu gibi, ruhtaki sıkıntı da tövbe ile temizlenmemekten kaynaklanıyor. Hem nasıl ki elma yiyince, başka konu, hem nasıl ki elma yiyince sende lezzeti uyandırır, şimdi hiçbir şey yok. Alıyorsun böyle, uyandırıyor ya. Ben daha önce zannederdim ki elma benim derinliklerimi uyandırıyor. Oysa bütün lezzet ve zevk kaynakları bizde sirayet ederek bize yükleme yapıyorlar. Eşyanın da insana sirayet ediyor. Cinsellik de öyle. Yani karşıt olan cinsiyet sendekini uyandırması için kendinden sonra sirayet edip gönderiyor. Sırf seninkiler uyanmıyor. Karşı taraf yükleme de yapıyor. Ben şöyle biliyordum. Önceki bilgim. Ben bunu içiyorum. Şu an hiçbir şeyim yok. Ben lezzeti bu uyandırıyor. Dilimdeki delik hücreler oradan uyandırılıyor. Lezzeti ben alıyorum. O zaman ne yapıyor? Bu bana lezzet vermiyor. Bendeki lezzeti uyandırıyor. Biliyordum. Oysa ikinci bir şey gördüm Emir Dağı'nda. Meğer karşıki taraf da yükleme yapıyormuş. Bu böyle, birincisi böyle. İkincisi, karşıki taraftan sirayet var. Resulullah'ın insiba ve inikası gibi. Veya hepinizin sokakta rastladığı, hatta Avrupa'da daha çok oluyor, Avrupa'dakiler daha iyi görür bunu. Köpek sahibi köpeğe benziyor. Sirayet ediyor. Hatta birbirlerini çok seven karı kocalar birbirine sirayet ediyor, birbirine benziyorlar. Sirayet kanununu okuduktan sonra anladım. Cemaat hepsi birbirine benziyor. Cemaat mı? Malum cemaat hepsi birbirine benziyor. Yani Nurcular, Mahmutcular, Mahmut Efendi cemaati, tarikatçılar, Süleymancılar hep böyle birbirine benzer. Sirayet var. Ben bugün bir tanesini gördüm. Aynı kurta benziyordu. Kurt. Sonra Subhanallah, böyle olmaması lazım dedim. Olmaması lazım. Nasıl kurta benziyor? Risale-i Nur'u bildiği, bazı hakikatlerin mahfuz olduğu bildiği halde kurtçuların tesirine kalarak Deccal'a taraftar olduğu için Allah tipini kurta benzetmiş. Eskide tanırdım yani. Ustadı biliyor, iman hakikatlerini de biliyor, Deccal'ı da biliyor. Fakat bulunduğu konum itibariyle orada telkin ala ala kurtçuların şeyine baktık, siması şeye benziyor. Sirayet. Nasıl kurtulabilir? Fark edersin. Fark etmesi gitti. Öyle. Yani çünkü ne demek bu? Zaten benim iddiam değil bu. Nedir o? Kim kimi severse onunla haşredilir. Öyle değil mi? Evet. Ben mi uyduruyorum bunu? Yok. Yok. Ha, bu itiraz olmasın.
El merru men men me me e men ehebbe. Doğru mu oldu? Diyor ki dost dostuyla beraberdir. Kimi seviyorsanız onunla beraber olacaksınız. Kim de nefret ediyorsanız onun orada karşısında olacaksınız. Allah dostlarından nefret ediyorsan Allah dostlarının karşısında olacaksın. O zaman sen nerede olacaksın? Onun için sevdiğimize, nefret ettiğimize dikkat edin. Liderin, başka okuyorum. Liderin hizmet ettiği yere sen de hizmet etmiş oluyorsun. Senin hizmet ettiğin teheccüde kalkman, kitap okuman vesaire, hayır hasanat yapman netice değil. Senin hizmet ettiğin liderin nereye hizmet ediyorsa sen ona hizmet ediyorsun. Ve masumiyetin kalmaz. Senin doğruları yapmak batılın devamını sağlar ki hak batıla hizmet etmiş olur. Senin doğruların onun batılının devamına sebeptir. O zaman hak bir vesile batıl bir neticenin devamına sebebiyet veriyor. El hakku yanu'dan söyledim. Sözlerde. Başka. Faraza tasavvuratı dimadan kaçıp hariçte tecessüm etseler, hariç onları istilhak ve neseplerini inkar etmesin ve desin ki onlar benim veyahut kennehu veyahut benim veledimdir. Muhakimat yüzeydim. Tasavvuratlarımız var ya, düşüncelerimiz. Nasıl olsa, nasıl oldu, bir şey oldu da kaldı bu tasavvurumuz, düşüncemiz kaçtı çıktı böyle alabalık gibi elimden gitti. Gitti. Gittiği zaman tasavvurumun kendi hakikatine gidip bulması lazım, yapışması lazım. Yani hakikatsiz, realitesiz tasavvurumuz olmaması lazım. Düşündüğün şey kafandan çıksa gidip hakikatini görmesi lazım. Yani bu benim mesela bak, şu buranındır. Bak, bak oturdu. Mesela saat oturdu. Bu buraya değil. Yani tasavvurlarımız bizden kaçsa kainatta hakikat olması lazım. O zaman tasavvurlarımız kainattan, hakikattan kopup kopmuş olmamalı. Başka, ilim insanı daha ötelere taşıyıp onları düşünmeyi, onları hissetmeyi başlar. İlim insanı bulunduğu yerden daha ileriye taşır ve o daha ilerideki hakikatleri ve alemleri düşünmeye ve tasavvur etmeye başlar. Demek ilim aslında buradan gayba doğru koridorun şifrelerini veriyor. İlim bulunduğun yerden senin hakikatına doğru tünel, koridorun şifresini veriyor. İnsan bir şeyi okuması, dinlemesi, tutması, işitmesi, koklaması, tatlanması, sevk ve şefki insanı ötelere taşımanın yöntemi ve malzemesini diyebiliriz. Yani çok acayiptir. Ahiretin ispatına da olacak. Yani insanı bu bedenden ve hayattan çıkarttığı kesin. Arkalara, ötelere, derinliklere gittiği kesin. Buna hipnoz da katabilirsiniz. Konsantreyi de, tefekkürü de buna katabilirsin. Ne demek? Hiçbir şey yok. Tuttum. Farklı bir şey hissettim değil mi? Bir şey yok. Başka bir şey hissettim. Bir şey yok. Yoktu. Duydum. Sevk ve şevk. Yani beş tane duygu çalışınca bizi kaldığımız yerden öteye götürüyor. Duygular bizi öteye taşıyor. Bak burayı kaçırmamanız lazım tefekkürde. Bulunduğun yerden senin çıkmana bunlar vesile oluyor. Kokuyla başka bir yerlere gidiyorsun değil mi?
Hani bulunduğun halden başka düşünceye sokuyor, hisse sokuyor, zevke soruyor, sokuyor. Yani dünyan değişiyor. Aynen bunun gibi de düşünceler, fikirler de bu duygulardan daha kuvvetli olduğu için düşündüğün olduğun yere seni götürüyor. Yani düşünceler, tasavvurlar ve hayal bir yöntem, yol değil. Aynı zamanda neticedir, içine giriyorsun. Onun için burayı cennet yapabiliyor musun diye. Yapabiliyorsun evet. Onun için diyor. Bak bir de şey yapayım. Demek ilim aslında buradan gayba doğru koridorun şifrelerini veriyor. İnsan bir şey okuması, bir şey okuması, bir şey dinlemesi, tutması, işitmesi, koklaması, tatlanması, sevki ve şefki insanı ötelere taşımanın yöntemini ve malzemesini verebiliyor. Yani bir şey düşününce gidiyorum ya veya tutunca değişik hissediyorum, dokunma çocuğumu, bebeğimi. Güzel bir ses, Kur'an beni ötelere taşıyor ya. Ha, bu zahiri duygular seni, güzel bir Kur'an, güzel bir ses seni öyle ötelere taşıdığı gibi sendeki beka duygusu da seni ötelere taşıyor. Anladık mı burayı? Realitedir ahiretin varlığı böylelikle. Yani beka duygusu işitme duygusundan daha ağırdır, daha kalın. Mesela sesi duyduğun zaman bu devreye giriyor. Beka duygusu ise herhangi bir fani aktif etmesine gerek yok. Devamlı canlı duruyor. Hiç sönmüyor. Açlık hissi tatmin edilmezse eleme dönüşür. Ölüm korkusu da bir histir. Marifetullah'la tatmin edilmezse ve susturulmasa eleme dönüşür. Nasıl olacak? Yani mesela bir de okuyayım. Açlık hissi tatmin edilmedi. Elem almıyor musun? Evet. Ha, korkunun yönü istikbaldır. Geçmişten teessüf ve endişeler olur. Elem olur. Gelecekten de korkular olur. Korkunun yönü gelecektir. Bu kesin. Külliyatta. Eğer açlık elemini yemek yiyerek teskin edilmezse elem ziyadesiyle devam eder. Eğer gelecek korkusu, yani korku geleceği izah edememekten, böyle yattığın baktığın zaman gelecek boşluk, geleceğini yorumlayamıyorsun. Yani korkunun çaresi, korkunun içini doldurmak. Nedir o? Marifetullah olmazsa korku bir şey vermez. Diyor ki marifetullah olmazsa şefkat bile eleme dönüşür. Yani Allah'ı tanımayan, Allah'a teslim ve tevekkülü olmayan korkuların her çeşidine maruz kalacak. Allah hepsini çaredir. Yani Allah'a tevhid, teslim, tevekkül. Yani korkup unutmayın, bir daha söylüyorum. Adını soy ismin gibi. Geçmişten elem, keşke yapmasın, keşke demesin. Keşkeler geçmiştir. Gelecek ise korkudur. Korku. Korkunun çaresi, panzehri, açlık ekmektir çaresi. Şeyin ise korkunun marifetullah'tır. Allah ile dolar. Gelecek ancak Allah ile doldurulur. Geleceği yorumlayamamaktan, geleceği boş, gayesiz görmekten. Cemaat olmayanlar da olur bu. Kısacası. Cemaat olmayan tek başına tınkır tınkır nasıl gideceksin kabire? Sen inanıyorsun ki kabirde de dershaneler var. Mesela sen soruyorsun ya. Abi falan sordum. Abi falan şehre gidiyorum memur. Orada dershane var mı? Daha hiç gitmedi. Al yaz bakalım. İsim, soyisim, telefon. Gittim diyor abi. Arabayı diyor memur. Daha çektim sağa diyor. Hemen dershaneye gittim. İkinci dersi yapıyorlardı diyor. Oradan aradım. Abi bu abilerin sana selam var. Pat halkaya girdim diyor. Kimsin, nesin? Kapıdan girdim. Hemen çaya oturmuş. Yani nasıl bu senin şeyler arası tanımadığına sanki aynı, hiçbir farkı yok. Dünya ve kabir böyledir dershaneler. Oraya gideceksin, dersen ne gideceksin? Başka?
Peygamberlerin peygamberliklerinin delilleri ilim, ibadetleri değildir. Peygamberlerin peygamberlik delilleri ilim ve ibadetler onların peygamberliğine delil değildir. Veya yetmez. Nedir ya? Mucizelerdir. Çünkü herkesi bağlar mucize. Nasıl ki ağırlık ölçüsü kilogram, uzunluk ölçüsü metre, sıvı ölçüsü hacimdirler ve mütefekkün aleyhtir. Herkesçe malumdur ve kesindir. Metre budur. Mucize de beşerde olmayan ama red edemeyen ve gelecek teknolojinin çekirdek düşüncesini oluşturandır. Gelecek teknoloji var ya, gelecekte insanlığın teknolojisinin çekirdeğini mucizeler oluşturuyor. Herkeste ilim olabilir ama herkeste mucize olamaz. Onun için peygamberlerin delili mucizedir, ilim değil. Eğer peygamberliğin delili ilim olsaydı, ilim ehli de peygamberlik iddiasında bulunabilirdi. Peygamberler o zaman üniversiteden çıkardı. Evet, üniversiteden çıkması lazımdı, evet. Mucize de beşerde olmayan ama red edemeyen ve gelecek teknolojinin çekirdek düşüncesini oluşturandır. Yani peygamber böyle yapmışsa parmağını nasıl? Ha, demek ki bir yöntem var. Bu da ortadan kalkarsa iyi insan, kötü insan, doğru söyledi, yalan söyledi gibi ölçü birimleri olmaz. Eğer mesela diyelim ki kilogram, herkesçe Alman, Fransız, Rus, Türklere göre de, Araplara göre de kilogram ağırlık ölçüsü. Metrede uzunluk ölçüsü, öyle değil mi? Yani bir ölçü birim olacak ki herkesi bağlasın. Ortadan kilogram hakkında şüphe olursa ölçü birimi ne olacak? Karışıklı değil mi? Ha, nasıl ki kilogram Rus'a da göre, Fransız'a, Türk, araba göre tamam mıdır? Tamam. O zaman insanlardan ayrışan bir imtiyazlı kişi ki mucizelerle peygamberdir, kilogram gibi beşerin mihengi noktadır. Ne demek o? İyi adam, kötü adam, şöyle adam, böyle adam, fazil, kamil, zalim. Ölçü nerede? Nereye göre yaptın? Nasıl böyle karar verdin? Peygamberlere göre. Peygamberleri kaldırmak, kilogramı kaldırmak gibidir. Veya metreyi kaldırmak gibidir. Neyi nereye göre ölçeceksin? Bir mihengi nokta olmalı. Herkese göre ölçü birimleri ayrı ayrı olurdu peygamberler ortadan kalkmış olsaydı. Öyle bir ölçü getireceksin ki beşerde kanaat-ı kat'i olsun. Peygamberleri kaldıralım. İyi insan. Nereye göre insan? Kamil adam. Peki bu davranışım, şefkat mesela, ifrat yapmış, helak oldu adam. Peki bu ifratın, ifrat şefkatın kötü olduğunu kim söyleyecek? Bir diyecek ki esas şefkat budur. Oysa ruhsal bir hastalıktır diyoruz. Yani şeyi demek istiyorum. Doğruluk ve yanlışlık ölçü birimleri insanlardan imtiyazlı bir ölçü birimi olması lazım. Metre, kilogram veya hacim kütlesi gibi ölçüler, beşerde ölçü ortak olduğu gibi mucizeler de ölçü birimidir. O ölçü birimine göre iyi adam, fena adam değil, anlayışlı adam, cömert adam. Bu ölçüler peygamberlerden kaynaklanmış. Yoksa insanlara göre ayrı ayrı olurdu. Öyle bir ölçü getireceksin ki beşerde kanaat-ı kat'i olsun. Sonra peygamberler mucizelerinin harikalarını hayatlarının her safhasında göstermeleri, yaşamaları lazım ki ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurmuş. Yani güzellikleri hayatına gösterecek canlı ölçü birimi olmuş. Ben diyor güzel ahlakı tamamlamak için geldim. Güzel ahlakı anlatmak için geldim demiyor. Hani güzel ahlakı yaşayacak ki ahlakın ölçüsü olsun. Metre cansız ölçü birimi. Ruhumun derinliklerini metre ile vesairelerle ölçemem. Bugün ne kadardır bu? Kilograma koyacaksın. Zandan kurtulursun. Peki
ben ruhumun derinliklerindekileri hangi metreyle ölçeceğim? Doğrudur, yanlıştır. Benim cinsimden değil metre. Metre benim cinsimden olmadığı gibi benim cinsimden olmamalı metre. İşte metre gibi, metre beşer dünyasına ne kadar zaruri ise, kilogram ne kadar zaruri ise, peygamberlerin mucizeleri de insanlık aleminde de ölçü biriminin kaynağı olmuş. Mesela saat diyoruz. Saat şöyle çalışır. Tık 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 tık. Niye böyle çalışmıyor? Tık 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 veya tık tık. Niye bir belirli bir aralık? Bu ışık hızına ölçü yapılarak yapılmış. Yani bir şeyi kaynağına göre odur. Kaynağına nispet edin. İşte beşerden peygamberleri kaldırırsanız iyilik kötülük ölçü birimi kalkar. Herkese göre yeni bir ölçü birimi gelir ki kimse kimseyi bağlamaz. Bir iki tane okuyayım. Hastalanınca psikolojinin yanlış yönlendirilmesi şeytan ve avanelerinden kaynaklanıyor. Mesela bakın, hastalanınca, kaza geçirince niye insanlar kendisini kötü hissederler? Çünkü insan böyle o anda zayıf olduğu için hemen şeytan devreye girmiş. En kötü senaryoyu sana çizer, biçer. Diyor ki öleceksin. Kanser var. Yani bu da şeytanın varlığını gösteriyor. Hemen olumsuzlama yapıyor. Hastalanınca hemen zayıf olunca geliyor. Yani hastalanınca çoğu insan, çok istisnadır ben görmedim. Yani ümitlerle dolsun, hemen ümit hatırına gelsin. Hemen çok iyiyim, bunlar şeydir. Hayır, hemen oldu, acaba ne oldu ya falan, üşük mü falan. Olmasın ha, Allah Allah, kötü hastalık falan. Hemen oraya gidiyor. Başka? Taassubun altında cehalet ve haset vardır. Cehalet ve haset vardır. Taassubun altında. Ustad şöyle diyor. Taassubun altında cehalet ve adem-i muhakeme. Cehaletten ve adem-i muhakemeden gelen taassup diyor. Yani cehaleti o zaman toplayayım. Taassup cehaletten, adem-i muhakemeden ve hasetten geliyor. Taassup. Günahlar kalpte iyiliğe karşı bir tiksinti oluşturur. Günahlar kalpte iyiliğe karşı bir isteksizlik oluşturur. Bir ilim vardır elde edilin. Bak, bir ilim vardır elde edilen. Bir de elde edilmeden elde edilen fayda. Fayda. Nur, feraset, özgüven, fazilet ve kemalat gibi. Mesela bir de okuyayım. Bir ilim vardır ki elde edilir. Elde edilir. Yani mesela araba yapma tamir ilmi. Ama bir de elde edilenden elde edilen fayda var. Mesela Risale-i Nur okuyoruz, elde edilen ilim. O ilmi biz odamızda veya hususi dünyamızdan tefekkür edince elde ettiğimizin istifadesinden ediyoruz. Nasıl? Risale-i Nur okuyoruz. Sonra tefekkür edince bizi başka yere taşıyor. Demek ki Risale-i Nur okumak ilmi elde ediyoruz. Onu biz yaşarsak, tefekkür edersek elde ettiğimiz oluyor. O seni başka bir yere taşıyor. Bunun adı da ferasettir, özgüvendir, fazilettir, kemalattır. Elde edilenden elde etmek. Başka, kişiyi tanımanın bir yolu da, bu adam nasıl adam? Kişiyi tanımanın bir yolu da yaşadığı memleket, şehir ve bulunduğu yakın çevresi ve oturup kalktığı arkadaşları. Unutmayın, mesela Urfalı, Çankırılı, Edirneli, Karslı. Kişiyi tanımanın bir yolu da yaşadığı memleket, şehir ve bulunduğu yakın çevresi ve oturup kalktığı arkadaşları. Kişiyi tanımlar. Hem de şüphesiz.
köpekleri eğiterek kontrol ve bekçilikte kullandığın gibi mesela esrarı bulabiliyor. Fabrikalarda bekçilik yapabiliyor. Köpekleri eğiterek kontrol ve bekçilikte kullandığın gibi hisler ve duyguları hatta akıl aletini de eğiterek menfaatına kullanabilirsin. Elde ettikten sonra da bakımını da ihmal etme. İlaçlamalarını, gübrelemelerini de unutmaman lazım. Yani akıl bir alettir. Duygular alettir. Köpeği eğittiğin gibi duygularını ve aklını eğit. Kendine bekçilik yaptırırsın. Ama hastalanınca da ilaçlarını kullanmayı da ihmal etme. İblis aşırı ümmetsiz anlamına gelirmiş. İblis, şeytanın sıfatı. İblis aşırı ümmetsiz, yani cemaatsiz. Şöyle ümmetsiz diye geçiyor. Cemaatsiz desem yanlış anlarlar belki. İbrahim Aleyhisselam'ın ta derinliklerindekini uyandırıp miracına vesile olan ateş unsuruydu. Ateş unsuru İbrahim Aleyhisselam'ın miracına vesile olduğundan, ateş unsuru İbrahim'in ruhunun ta derinliklerine uyanmasına vesile olmuş. Toprak unsuru kimisinin miracı olmuş. Kimisi ateş unsuru olmuş. Kimisi su, Nuh Aleyhisselam miracı orada olmuş. Kimisi nur muydu? Havaya binmiş Peygamberimiz Aleyhisselam. Şeytanın insanda kan damarında dolaşabiliyor. İnsanın kan damarında dolaşabiliyor. Fakat insanın dışında mahluk bir varlıktır. İnsanın dışına böyle eli ayağı var. Üç tane cümledir, kesiyorum. İblis insanların önlerinden, arkalarından, sağ ve sol taraflarından sokulacağım demesi Kur'an'da geçiyor. İblis şöyle diyor, insanların sağından, solundan, önünden, arkasından sokulacağım demesi İblis sokulma sıfatıdır. İblis demek şeytanın sıfatı nedir? Sokulma, sirayet etmenin, şeytanın bu iblis sıfatı demek sirayet etme, sokulma sıfatıdır. Ama dikkat ederseniz yukarıdan ve aşağıdan yanaşamıyor. Yukarısı vahiy, aşağısı sünnet-i seniyye. Şeytanın zıttı zikirdir ve Allah'a sığınmaktır çaresi. Yukarı emri kabul etmedi. Yukarı demek, yukarıdan yanaşamadı. Aşağıdan da yanaşamıyor. Yukarı demek, emri kabul etmedi. İlahinnas. Kulazı bir Rabbinnas, Melikinnas, İlahinnas. Yukarıdan yanaşamadı demek, emri kabul etmedi. Ne demek? İlahinnas buna bakıyor. Allah'ın emirlerine sığın. Rabbinnas, emirlere uygula. Yani aşağısı da sünnet-i seniye, bu da Rabbinnas. İki yönde yanaşamıyor. Şeytanın silahı, insanın zaafları, gafleti, uygulamaya geçirdiği bilgileridir. Bir de okuyorum. Şeytanın silahı, kendisine silahı yoktur. Nedir o? İnsanların zaafları, gafleti, uygulamaya geçirdiği bilgileri, daha önce seyrettiği filmler. Yoksa yeni bir film koyup disketi takmıyor şeytan. Seni seyrettiklerin. Öteleri buradan ötelenirsen, oralar öteler buradadırlar. Yani öteler ahireti, sen ötelersen seni de ötelerler. Öteler var ya ahiret. Son cümle. Acılarla yaşamayı becermelisin. Acılarla yaşamayı becermen lazım. Vâhır davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fatiha temâs-selâvâ.